Herkese selamlar. Ben Emel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine uzun bir aradan sonra yeniden Akaslanoğlu'nunla beraberiz ve Akaslanoğlu'nun arkamda görmüş olduğunuz karavanın tanıtımını yapacağız. Bu biraz daha böyle farklı bir karavan olmuş, öyle söyleyelim. O yüzden şimdi ufaktan başlayalım mı? Hadi başlayalım. Aracımız dediğimiz gibi MAN 2023 model 0, 4x4 bir araç. Bunu semi entegre olarak karavana çevirmişler. Gövde hariç, yani şu ön gövdesi hariç kasası 5.20 geliyor aracımızın. Pistonlu ithal camlar kullanılmış ve ithal bir yine karavan kapısı var. Tuğlenin büyük bir tentesi kullanılmış. Burası mutfak kısmı. Yine mutfak kısmında da pistonlu bir cam var. Burada domatik bir buzdolabı var içeride ve buzdolabının havalandırması çıkışı. Bu da gaz sistemi. Yani barbekü yakmak için kullanılan bir gaz sistemi. Onu gösterelim. Burası açık mı bilmiyorum. Evet. Buraya geldiğimizde de dolum yapılabilen bir tüpü var. Bunları dolum yaptırıyorsunuz. Şuradaki deliği de göstermek istiyorum. Arkadaşlar eğer ki dolumlu olan tüplerden kullanırsanız mutlaka bu gaz kaçağına karşı olan havalandırmayı taktırmanız gerekiyor ki. Çünkü gaz dibe çöker. Dibe çöktüğü zaman da buradan gazın çıkıp da dışarıya ulaşması daha kolaydır. Bunu belirtmek istiyorum. Burada da olur da Allah göstermesin herhangi bir gaz kaçağı olursa diye bir havalandırma deliği açılmış. Büyük bir depolama alanı var. Onu da gösterelim. Evet, burada gördüğünüz gibi büyük bir depolama alanı var. İsterseniz bu depolama alanına çamaşır makinesi de koydurabilirsiniz. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bayağı bir büyük ki rahat rahat da bir çamaşır makinesi sığar. Şuradaki menfezleri de ben izah etmeye çalışayım arkadaşlar. Evet. Şuradaki aşağıda gördüğünüz şu göstermiş olduğum menfezlerde algı sisteminin depoyu, depo alanı ısıtmasına yarıyor. İsterseniz de tabii oranın ısıtmasını da kapatabilirsiniz. Onu da dile getirelim. Yine Thule'nin burada bir bisiklet aparatı var. Bunu gösterelim. Şöyle büyük bir bisiklet aparatı var. Ve arkada bir çeki demiri var. Büyük ihtimalle çeki demiri ATV için olabilir ya da arkaya küçük bir tıfıl falan takmak için de takılmış olabilir. Çünkü bunu alan kişi karavanın sahibi yolculuğa çıktığında 3-4 ay seyahat ediyor ve gelmiyor. Büyük ihtimalle başka şeyler amaçlıdır. Bunu Hakan abi gördüğümde keşke sorsaydım ama fırsat olmadı, öyle söyleyelim. Şunu da göstereyim ben misal. Şu üstte arkadaşlar şu aracın şu üstünde gördüğünüz gibi geri giriş kamerası mevcut ve iz lambaları var. Şöyle devam edelim. Evet. Depolama alanını da bir de buradan gösterelim. Kasetli tuvaletimizin çıkış yeri. Buradan kasetli tuvaleti boşaltıyoruz. Burası da dış duşumuzun olduğu alan. Burada yine bir havalandırma sistemi var. Bunu da gösterelim. Alden'in havalandırma sistemi. Elektrik giriş sistemi. Burada da akülerimiz, MPP'lerimiz ve DC-DC'lerimiz var. Bunları da sizlere hemen bir bahsedelim. 200 amper, 2 tane. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Lityum akülerimiz var. İnvertör 2000 voltluk. Evet. Şöyle güzel bir şekilde gösterelim. Yine burada sigorta sistemleri, her şeyi güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Gayet de muntazam. Baktığınızda zaten bir dağınıklık, bir karışıklık görmüyorsunuz. Şöyle izah edeyim ben. Bunun üstünde 3 tane güneş paneli var. 205 evet. Watt'tan 3 tane güneş paneli var. 200 amper lityum akü. Yani 400 amper. Var. Evet. Aslında bu karavanda kullanılan bütün ürünler ithal ürünler ve mümkün olduğunca en büyükleri kullanılmaya çalışılmış. Çünkü dediğimiz gibi karavanın sahibi yolculuğa çıktığında 3 ay 4 ay gelmeden gezen bir insan, yani dışarıdan hiçbir destek almadan mümkün olduğunca karavanın içinde de yaşamak istiyor. Öyle söyleyelim. Şey, gir istersen sen, ben de arkadan geleyim. Evet, Scanlindorf bir cam var.
O cam açılıyor. O yüzden orada bir sineklik var. Cam açıldığı için ve ayrıyetten bir de güneşliği var. Yanlarda küçük yine aydınlatmalar kullanılmış. Ve ayrıca bunda koltuklar dönmüyor. Bunu belirtmek istiyorum. Bu iki koltuk da dönmüyor. Yalnız şunu indirdiğinizde buradaki iki kişi de buradan geçiş yapabiliyor. Az önce onu göstermişlerdi ama dediğim gibi şu anda müşterileri var. Kendileri müşteriyle ilgilendiği için biz elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyoruz. Yine küçük minik ince ledler kullanılmış. Bunlar depolama alanı. Tabii onların hepsi. Bir tanesini açıver. Tabii gösterelim. Zaten içleri boş. Şöyle. Kalır. Bir dakika. Boyum yetmiyor. Şöyle depolama. 1.62 olunca. Tamam. Evet şöyle. Bu arada bunlarda kulp yok. Bakın sadece şu hareketi yaptığınızda kapanıyor ve şu hareketi yaptığınızda açılıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada da kontrol panelleri var. İşte güneş sistemlerini, enerji sistemlerini, su depolarını, tuvaleti hepsini yani kasetli tuvaletin hepsini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Artık hemen hemen bütün karavanlarda kontrol paneli yani akıllı karavan sistemi kullanılıyor. Onu söyleyelim. Ayrıca de buradan açıp kapatmak için lambaları var. Bu da Alden'in kontrol sistemi. Evet, Alden'in kontrol sistemi. Bu şekilde mi böyle gidelim? Böyle gidiyoruz, evet. Tamam. Burası da mutfağın olduğu alan ve domatik bir aspiratör kullanılmış. Filtreli bir aspiratör. Her ne kadar ne olursa olsun buradaki kokuyu dışarıya yaymamak için buna bastıklarında, pardon, buradaki bütün havayı olduğu gibi çekiyor. Yani yemek kokusunu alıyor. Yine Tedford'un üç gözlü bir ocağı bulunuyor. Bir daha göstersen orayı. Göstereyim. Acı etme. Tabii tabii. Şöyle. Bizimki iki gözlü. Bu üç gözlüsü. Çünkü bizim bu kadar büyük bir alanımız yok. Bu da az önce dışarıda su damacanamız vardı hatırlıyorsanız. Onun su çeşmesi. Bu da lavabo kısmı. Bu da yine Tedford kullanılmış. Şöyle gösterelim. Lavabonun büyük olması her zaman güzeldir. Çünkü tencereler şu kadar bir şey değil. Yeri geldiğinde büyük de kullanılabiliyor. Yine burada pistonlu bir cam var. Ben şimdi hiç ellemeyeyim, dokunmayayım. Çünkü bir daha onları kapatmak için uğraşmasınlar. Buraya güzel bir metalden havluluk koyulmuş. El altında kullanması kolay. Ben en çok da bu baharatlıkları seviyorum. Çünkü elinizin hemen altında buradan alıp tık tık döküp buraya koyabiliyorsunuz. Bu bütün hepsinde olmalı. Burada Electrolux'un bir bulaşık makinesi var. Yanlış hatırlamıyorsam bulaşıkta 4 litre falan su harcıyor diye söylemişlerdi. Yani elde yıkamaktansa özellikle büyük karavanlarda bulaşık makinesi demişlerdi. Yani elde yıkamaktansa özellikle büyük karavanlarda bulaşık makinesi olması her zaman iyiymiş. Öyle söylediler. Biz de öyle biliyoruz. Bunu ben buna çekmeye çalışıyorum. Bu havluluk kafam karıştı. Dokunmatikti çünkü. Yine büyük çekmeceler kullanılmış. Burada yine prizler ve ışık kontrol. Bakın şöyle sistemleri var. Bunu da açtım. Domatiğin bir de buzdolabı var. Bu muhtemelen 138 litre olabilir diye düşünüyorum. Çünkü büyük bir buzdolabı. Gösterelim. Ve yine domatik fırın var burada. Şimdi Aldi sistemindeki ısıtma sistemini de gösterelim mi şuradan? Bismillahirrahmanirrahim. Şurada bu Aldi'nin çıkış yerleri. Yani evdeki petekler gibi düşünün bunları. Çıkışlar. Isıtma sistemleri çıkışları buradan oluyor. Alde ayrıca hem suyu hem ortamı ısıtıyor. Onu da dile getirmek istiyorum. Dediğim gibi yine metal pistonlu camlar kullanılmış. Burada ikiz yatak, İngiliz yatak diye geçiyor aslında bunlar. Ben ikiz yatak diyorum. Orta alanında yine bir minderi var. Ya inip de göstereceğim de bu sefer önü kapatacağım diye hani şey yapmıyorum. Bu orta alanında bir minderi var. İsterseniz yine bunu çekip uzatıp minderini koyabiliyorsunuz. Ya da ayrı ayrı iki yatak yapabiliyorsunuz. Uzunluk olarak 1.80. Yanlış hatırlamıyorsam 1.80. Ebatı olarak da yan ebatı olarak 160. Da 160'tı. Evet 160'tı.
Yine oraya küçük aksesuarlarınızı ya da kitaplarınızı koyabilmeniz için raflar yapılmış. Ve yanlarda da aydınlatmaları var yine. Başucu lambaları var. Başucu lambaları, aydınlatmaları, onlar var. Depolama alanları var bol bol. Ve üstte yine büyük bir hekisi var. Küçük su yolları yapılmış. Su yollarıyla da güzel bir aydınlatma verilmiş ki içeriye güzel, hakikaten de loş bir ışık vermiş. Onu da dile getirelim. Mahremiyet alanını kapatsın diye de buraya renk tonlarına uygun, ahşabın doğallığına uygun bir perde takılmış. Tekrar şurayı da gösterelim mi? Buralarda bakın depolama alanına geçiş için bir kapak yapılmış. İsterseniz mesela bu kapağı buradan isterseniz bu kapağı buradan kaldırıp işte buraya güzel bir evcil hayvanınız için yer yaptırabilirsiniz. O da burada kalabilir. Ya da buradan içeriye işte eşyalarınızı daha kolay koyup çıkartabilmeniz için her iki tarafa da koyulmuş bir dolap var. Aa bak burada yangın tüpü de var. Yangın tüpü çok önemli. Ben kendi karavanıma geçtiğimde bununla ilgili buna benzer sizlere güzel bilgilendirmeler yapacağım. Yine burası da raflı, bol bol. Çekelim bakayım. Şöyle yapayım görsün insanlar da. Geçeceğim abi. Ya. Evet, banyoya geçmeden önce de bir tavan klimamız var. Artık klima karavanlar ne kadar yalıtımı yani iyi de olsa klimanın ben artık şart olduğunu düşünüyorum. Sebep de şu iklim şartlarından dolayı gerçekten yazlar eskiye göre daha fazla hissediyoruz ve yaşıyoruz. O yüzden ben artık bunun şart olduğunu düşünüyorum. Bizim karavanımızda da klimamız var. Evet, banyoya geçtiğimizde ben banyo çok böyle renkli olmuş. Hele bu perdeyle falan böyle gökkuşağı gibi ahşabın doğallığıyla. Ben şöyle bir toplayayım da sen rahat rahat çek. Kasetli tuvaletimiz yine dediğim gibi. Ve ayrıyetten bu da hani normalde bizim evde banyolarımızda olur ya hani petin ne Havlu panı. deniyordu? Ha, havlu panı. Aynı havlu panı buraya da koymuşlar ki burada da sıcaklığı hissedebilmek için. Lavabomuz, burada da aynalarımız var. Şimdi şöyle bir şey var. Buraya bakınca duşu evet göremiyorsunuz. Çünkü duş burada. Onu da dile getirmek istiyorum. Bunu da düşürdüm. Hakan abi kusura bakma ya. Ben düşürdüm. Gerçekten. Neyse ben bunu böyle koyacağım. Ah, şuraya koyalım. Bunu takar. Evet, şöyle bir göster istersen. Yerde falan tamamen ahşap kullanılmış. Gayet de büyük. Ebat olarak Yazık oraya. 80 santime 1,20. evet 80 santime 1,20 ebatlarında bir banyomuz var ve ayrıca burada yine bir tavan heki var. Tavan heki şöyle ve ayrıca de havalandırma. Bakın. Görüyorsunuz. Dolabı da gösterelim. Tamam, buradaki dolabımızı da gösterelim yine. Şurada bir dolabımız var. Ve Aynalarda gösterelim. ayrıyetten şurada da çok güzel bir havluluk ya da Bunu şampuanlık sonra yapmışlar. göstereceğim. Sen şu Onu sen bir göster. karşıyı gösterelim. Aha, Al. tamam. Bakın burada da yine dolapları var. Şöyle. Bu da güzel bir şampuanlık da olabilir, havluluk da olabilir. Hani kullanım amacına göre olduğunu düşünüyorum. Bu büyük ihtimalle kasetli bir tuvalet. Pardon, bu kasetli bir tuvalet ve taharet musluğu olan bir tuvalet. Onu da dile getirelim. Evet, artık oturma alanına geldik. Yani yemek yeme alanımıza geldik. Az önce koltuklardan bahsetmiştim. Koltuklar dönmüyor diye.
Burada güzel bir tane ufak minik küçük minik bir tane L koltuk yapılmış. Bunların altı yine depolama alanı. İşte bir şeylerinizi yine koyabiliyorsunuz. Ve karşısında da yine bir tane koltuk var. Tekli bir koltuk. Altlar yine bakın buralar. Buralarda da var yine burada da var. Bol bol ısıtma yani aldes sistemi buralara koyulmuş. Ahşap dediğimiz gibi burada da var. Masayı indirip kaldırabiliyorsunuz. Ve bu alanı ben tabii bulabilirsem çünkü bunun bir mekanizması var. Evet burada. Ben çok fazla hani böyle kurcalamayı sevmiyorum da. Her neyse. Masayı indirdiğinizde yine burada bir yatak elde edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu karavanı kullanan aile zaten iki kişilik bir aile olduğu için kendilerine yetebilecek ebatlarda bir karavan elde etmişler. Bir televizyonumuz var. Arkasında yine küçük bir raf sistemi ve Alden'in yine çıkış sistemi burada var. Bir hekimiz var tekrardan büyük bir heki. Bol bol havalandırması olan işte ferah camları olan ahşabın gerçekten baktığınızda doğallığını ve kokusunu hissedebileceğiniz güzel bir karavan olmuş. Bitirmeden önce burayı da göstereyim. Bakın burada da yine bir havluluk var ama şurada az önce açtım ben. Evet. Buraya da ayakkabılık yapılmış. Bunu ayakkabılık olarak da burayı kullanabilirsiniz. Yok ben ayakkabılık olarak kullanmak istemiyorum derseniz de ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Burada yine prizlerimiz, telefon şarj girişleri, prizler. Evet arkadaşlar altlarında depolama alanları olduğunu söylemiştim. Bakın şimdi şöyle gösteriyorum. Burada da. Burada da. Depolama alanları bol bol var. Yani istediğiniz şekilde sığabilirsiniz. Yine de istediğiniz gibi yaptırmak sizin elinizde. Hani içinde nasıl değişiklikler, renklerde nasıl değişiklikler yaptırmak istiyorsanız siz de zevkinize göre yaptırabilirsiniz. Bence Hakan abi bu karavanda ahşabı kullanarak çok güzel yapmış diyorum. Yapanların eline emeğine sağlık. Ben elimden geldiği kadar size karavanı göstermeye, tanıtmaya çalıştım. Umarım ki inşallah başarılı olmuşumdur. Olur ufak tefek aksilikleri olmuştur. Dil sürçmeleri olmuştur. Bunlar için de sizden af diliyorum. Bu videonun sonuna geldik. Başka videolarda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın.